Herkese merhaba Webteknoloji takipçileri ben Şahin. Kısa bir süre önce dünyanın en çok elektrikli araba üreten ve satan markası haline gelen BYD Türkiye tarihinin en yüksek başlangıç yatırımlarından birisini yaptı ve ülkemizdeki planları da belli oldu. Neler olup bittiğini bu videoda basitçe özetlemek istedik size. Başlamadan önce küçük bir duyurum olacak, her hafta teknoloji gündemine dair önemli bir gelişmeyi özetlediğimiz videolar hazırlıyoruz ve bu videoları izleyenlerin %70'i henüz kanala abone değil. Eğer siz de o %70'in içindeyseniz web teknoya abone olabilir, eğer tüm videolarımızı takip etmek istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Ne demiştik? BYD, Cumhuriyet tarihinin en büyük başlangıç yatırımlarından birisini yaptı ve Manisa'ya yine tarihimizin en büyük otomobil fabrikalarından birini kurmak için çalışmalara başladı. Bu yatırımın bedeli 1 milyar dolar dostlar, hiç yok yani. Araba alan da almayan da, kullanan da kullanmayan da, seven de sevmeyen de böyle bir yatırım ve kurulacak devasa üretim, satış ve pazarlama ağı sayesinde bu olaydan bir ölçüde etkilenecektir. Peki nasıl? 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa'ya dev bir elektrikli otomobil fabrikası kurulacak hatta hibrit araç da üretilecek. Ancak biliyorsunuz ki bir fabrika sadece kendi sınırları içinde kalkınmaya sebep olmaz. Bulunduğu şehir, bölge ve hatta ülke çapında farklı sektörleri de harekete geçirir. Mesela TOG. içindeki ekranları Vestler üretiyor. Şasesindeki demir dökümler, metaller Bursa'daki yerli üreticinin elinden çıkıyor. Bataryada kullanılan nadir elementler derken belki de ülke sınırlarını aşan bir üretim ve tedarik ağından söz ediyoruz. Daha üretilen araçların da ihracatı var. Bu da en yakın limanların daha aktif kullanılması demek. Bu limanlara sahip şehirlerin gelişmesi demek. Servis ağlarıyla Türkiye'nin her sanayisinde bir ya da birkaç tane BYD servisi göreceğimiz anlamına geliyor bu. Reklamlar, pazarlama dünyasında yaşanacaklar. Yani özetle ne demiştik? Araba alsak da almasak da bu gelişme hepimizi öyle ya da böyle etkileyecek gördük gibi. Daha önce bu büyüklükteki yatırımı Volkswagen'in yapması bekleniyordu bu arada ama o koltuğu artık BYD kaptı hem de ışık hızında. Peki nereli bu BYD? Bir kısmınız biliyordur tabii ki Çinli. Peki neden böyle bir karar aldı? Çin'de üretilip Türkiye'de satılan arabalara %40 ilave gümrük vergisi getirildi. Bakın ilave diyorum yanlış olmasın tüm vergilerin toplamı %40 değil. Şu anda Türkiye'de bir elektrikli araba satın alacak olsanız yine bilenleriniz vardır ama arabanın direkt dolar ve euro kurundan gelen kemiksiz bir fiyatı var biliyorsunuz. Bunun üzerine %20 KDV, 10 ila 60 arasında değişen ÖTV ve araba eğer Avrupa dışındaki bir ülkeden geliyorsa %10 gümrük vergisi ekliyoruz. Çin'den gelen araçlar için listeye bir de artık %40 ilave gümrük vergisi eklenince piyasanın altında fiyatla satılan full paket özelliklerini giriş fiyatında sunan Çinli otomobiller lükse dönüştü. O güne kadar Türkiye'de sattığı arabaları Çin'den getiren BYD hal böyle olunca arabaları değil de fabrikasını getirmeye karar verdi. Hem de öyle böyle bir fabrika değil. Ek bilgi bu yatırım için imzalar atıldı ama burada önemli bir detay var. Henüz resmi gazetede yayınlanmadı bu teşvik kararı. Yani Türkiye henüz Cumhurbaşkanlığı düzeyinde kabul etmiş durumda. Toplam maliyeti 1 milyar dolar olacak. Bu yatırım ve fabrika bundan 1 yıl sonra faaliyete başlayacak ve ilk yıl içinde 150 bin araba banttan inecek. Açıldıktan sonra tabii ki. Fabrika alanı genişlemeye müsait olduğu için yıllık üretim sayısı da zamanla artacak. Sadece 1 ya da 2 model üretmeyecek b Aynı anda 8 ila 12 model araba inecek bantlardan ve bunlar sadece elektrikli de olmayacak aynı zamanda plug-in hibrit dediğimiz fosil yakıtla elektrikli arabayı aynı gövdede birleştiren modeller de üretilecek. Peki bu ne demek? Banttan inen her araçta yüksek hızlı şarja uyumlu yeni nesil bataryalar olacak demek. Bildiğiniz gibi hem elektrikli hem de plug-in hibrit araçların en önemli ve en pahalı donanımı bataryalar. İşte burada BYD'nin diğer otomotiv firmalarından ayrıştığı çok önemli bir özelliği var. Bugün elektrikli araba üreten şirketlerin çoğu arabaların bataryalarını üretmez. Farklı bir şirketten satın alır. Volkswagen'de, Mercedes'de Hatta bu devrimin öncüsü kabul edilen Tesla bile bataryayı Çinli bir şirket olan Cattle'dan alır. BYD ise bataryaları kendisi üretiyor. Hatta araba üretmeden önce batarya üreten kurucusu Wang Chanfu'nun batarya kimyası alanında doktorası olan bir şirketten söz ediyorum. Araba işine 2000'li yılların başında bataryalar üzerinden kazandıkları para sayesinde girebildi BYD. Merak edenler BYD'nin nasıl bir imparatorluk haline geldiğini anlattığımız videoya kartlardan ulaşabilir. Bu videoda çok detaya inmiyorum şimdilik. Peki bu batarya meselesinin BYD'nin Türkiye'ye gelmesiyle burada plan yapmasıyla ne ilgisi var? En pahalı ve en önemli olmasının yanında aynı zamanda en ağır parça yine bataryalar. Mesela bir Tesla Model S bataryası 544. Türkiye'de de satılan Model Y bataryası 771. Net bir bilgi yok ama TOK T10X'in bataryası 800 kilograma yakın. Senede 150 bin hatta daha fazla araba için bataryaların hepsini Çin'den getirmek de imkansız. Bu bize gösteriyor ki BYD Türkiye'de sadece araba değil aynı zamanda batarya da üretecek. Peki batarya konusundaki en büyük rakibi kim biliyor musunuz? Yine TOK. TOK'un bünyesinde faaliyet gösteren ve sadece TOK araçlarına batarya batarya üreten Siro adında şirketi hiç duydunuz mu? Siro, TOG ve Mercedes'e de batarya üreten Parasys Enerji ile ortaklaşa kuruldu. Siro sayesinde TOG ilerleyen zamanlarda sadece TOG araçlarına değil farklı markalara hatta araba dışındaki teknolojik ürünlere veya cihazlara da batarya üretecek noktada. Yani tıpkı BYD'nin ilk zamanları gibi. Ancak BYD'nin doğrudan Türkiye'de batarya üretmeye başlaması TOG'u sadece araç rekabetinde değil batarya rekabetinde de ciddi şekilde zorlayabilir. Çünkü bugüne kadar karşısında arabaları iğneden ipliğine kadar her şeyini kendi tesislerinde bir rakibi olmadı TOG'un, hatta hiçbir araba firmasının. Ben TOG üzerinden örneklendiriyorum konuyu ama diğer markalar için de büyük bir rakip b Çünkü Çin'in rekabette fiyat avantajı stratejisine göre hareket ediyor BYD. Mesela şu modeli Seagull'un fiyatı 11.400 dolar. Yani vergisiz haliyle 374.000 lira. Aynı teknolojilere sahip rakip modeller 20.000 doların üzerinde satılıyor. Bu araçların Türkiye'de üretilmesiyle %40'lık vergiden muaf kalması demek sıfır otomobil piyasasında dengelerin epey değişeceği anlamına geliyor. Ya biz bu videoyu çektikten sonra Önemli bir gelişme daha oldu dostlar. Hemen araya girip eklemek istedim. Bir başka videonun çekimindeyiz şu anda. Şöyle ki BYD %40 ek gümrük vergisinden muaf şekilde satış yapmak için fabrikanın açılmasını da beklemeyecek. Peki bu ne demek? BYD fabrika tam faaliyete geçene kadar Türkiye'de 100 bin araç satsa daha üretime bile başlamadan neredeyse fabrika maliyetini karşılayacak demek. Biraz erken bir eleştiri belki ama bu durumu böyle yolcu garantili havalimanı inşa etmeye benzetenler de var. Öyle ki BYD'nin Türkiye fabrikası yurt dışı ihraç edilecek otomobil üretmezse Türkiye'nin çıkarları tartışma konusu oluyor ve henüz bu konu biraz muallakta netlik kazanmadı. BYD Türkiye'deki üretimin ne kadarını yurt dışı için ve hangi ülkelere satış yapacak gibi detayları da açıklamadı henüz. Sanıyoruz ki bu konu hem markanın hem de teşviki düzenleyen devlet kurumlarının kamuoyunu aydınlatması gerekiyor bu konuda. Şimdilik sadece Otomotiv Sanayi Derneği'nden ihracata yönelik üretim yapılmasını bekliyoruz gibi temenni niteliğinde açıklamalar falan var. BYD'nin Avrupa pazarı için Macaristan'da da fabrika kurduğunu düşünürsek Türkiye'deki üretimin Avrupa ülkelerine değil de daha çok Orta Doğu ülkelerine yönelik olduğunu düşünebiliriz. Ancak bir kesinlik yok. Bu konu henüz muallakta. Sadece akıl yürüttüm biraz. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Yani BYD de her yerden bastırıyor. Hatta Avrupa'da pazar payını dörde katlamak için bir fabrikada Macaristan'a kurmak üzere. Peki araba satmak için hala en etkili yol ne? İnternet diyebilirsiniz ama bayiler. BYD ise bu yıl Türkiye genelinde 20 bayi açacağını açıkladı ve 2025 sonunda 40'a ulaşacak bayi sayısı. Bunu bizzat BYD'nin Türkiye müdürü İsmail Ergün açıkladı bu arada. Türkiye'de en çok araç satan Fiat, Renault ve Ford'un BYD'ye karşı yarışı kaybetmemek için iki kozu var. Bir, daha ucuz modeller getirmek, mevcut modelleri ucuzlatmak, kampanya Yapmak. İki, yapmak. 2. Türkiye'de fabrika açmak veya fabrikası varsa üretim sayısını arttıracak yatırımlar yapmak. Bir otomobil pahalıysa iyidir diye ezbere konuşanları da hiç yormayalım. Bu da bize gösteriyor ki eninde sonunda bu işten karlı çıkacak olan taraf tüketici. Yani biz. Yıllarda sıfır otomobildeki ve her yıl ödenen MTV, sigorta gibi masrafların haricindeki kur yükünü biraz daha hafiflemesi mümkün gözüküyor şu an için. Yani en azından şimdilik durum böyle. Evet bu videoda BYD'nin Türkiye planları hakkında yaşananları kısaca özetlemek istedik dostlar. Elbette ilerleyen zamanlarda daha çok detay belli oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Peki siz BYD'nin Türkiye'ye gelmesi ve planları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde buluşalım. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.